Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 6. sınıflar işlem önceliği problemleriyle karşınızdayım. Sizden isteğim soruların çözümünü izlemeden önce videoyu durdurup soruyu önce kendinizin çözmeye çalışması. Sonrasında çözümü izleyip eksiklerimizi, hatalarımızı görüp bir sonraki soruyla devam etmeniz. Evet, yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Zeynep marketten peynir ve zeytin alarak 24 TL ödemiştir. Zeynep kilosu 6 TL olan peynirden 3 kilogram almıştır. Zeynep'in aldığı ürünlerin toplamı 5 kilogram olduğuna göre 1 kilogram zeytinin fiyatını veren işlemi bulalım. Şimdi öncelikli olarak bu sorularda soru kökünü okumamız, sonrasında sorunun hikayesini okumamız daha yararlı olabilir. Zeynep'in aldığı ürünlerin toplamı 5 kiloymuş. 1 kilo zeytin fiyatını soruyor. Zeynep marketten peynir ve zeytin alarak 24 TL diyor. Zeynep kilosu 6 TL olan peynirden 3 kilogram almış. Duruyorum. 3 kilogram peynir alıyor. Aldığı ürünler toplam 5 kilogram. Ona göre 1 kilogram zeytinin fiyatını veren işlemi bulalım diyor. Şimdi kilosu 6 TL olan peynirden 3 kilogram alıyorsam 6 çarpı 3 18 TL demek ki peynire vermişim. Sonrasında 24 TL ödediğim için markete toplamda 24'ten 18'i çıkartıyorum. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 14'ten 8 çıktı 6. Buradaki 2 bir onluk verdiği için 1'e düştü. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki 6 TL'de zeytine ayrılan para. Ama fakat bize 5 kilogram toplam ürün olduğu söylenmişti. 3 kilogram peynir ise 5 eksi 3. 2 kilogram peynir. 2 kilogram zeytin kaldı. 2 kilogram zeytin 6 liraysa 6'yı da 2'ye bölüyoruz. 6 bölü 2'den de 3 TL zeytinin kilosu. Buradaki 6 TL olan zeytin zeytine verilen paraydı. Yani ben 6 lira vermişim, 2 kilo zeytin almışım. O zaman 1 kilosu 3 TL olacak. Bir sonraki sorumuza geçtik. Bir sinemadaki film ücretleri yukarıda verilmiştir. Bu sinemada 24 öğrenci 18 bilet satıldığında elde edilen geliri gösteren işlemi bulalım. Şimdi 24 öğrenci bileti satıyorsak 24 çarpı 7, 18 tam bilet satıyorsak da 18 çarpı tam biletin fiyatı 10. Bu ikisini toplayacağız. Eğer bize sorularda bu şekilde sadece işlemi bulunuz diyorsa böyle gösterebiliriz. Sonucu bulmamız isteniyorsa şayet işlemleri yapacağız. Burada 24 ile 7'yi çarpalım. 24 çarpı 7. 7 kere 4 28. 2 elde 7 kere 2 14. 16. 168 TL buradan kazanmış. 18 kere 10 zaten onlarla çarparken sondaki sıfırı yanına ekliyorum. 180 geliyor. 168 ile 180'i toplayacağız. Bunu da hemen alt tarafta toplayabiliriz. Ne kadar çok yazarak işlem yaparsak işlemlerimizin hızı da o kadar hızlanacak ve doğru olma olasılığı da yükselecek. Zihinden yaptığımız işlemlerde acele ederken sınav heyecanıyla hata yapabiliyoruz. Evet, 0 ile 8 topladım 8. 8 ile 6'yı topladım 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Sonra bu 1'leri toplayınca 348 geliyor cevabımız. Demek ki 348 TL gelir elde etmiş. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Arzu evine buzdolabı almıştır. Arzu buzdolabına 250 TL peşin. Geriye kalan tutarı ise 12 taksitte 300 lira olarak ödeyecektir. Buna göre Arzu'nun buzdolabını kaç liraya aldığını gösteren işlemi bulunuz. Evet, şimdi bu tarz sorularda öncelikle peşin kelimesi ne demek? Taksit ne demek? Bunları bir hatırlatalım. Peşin bir alışveriş esnasında aldığımız ürünü direkt elimizle kağıt parayla almamız peşin. Peşin alışveriş. Yani direkt ben 100 liralık bir ürün alıyorsam 100 liraya parayı uzatıp veriyorum. Eğer kartla taksit yapacaksam
kartla taksitle atıyorum 100 liralık bir şey alacağım. 10 taksit yapıyorsam her ay 10 lira ödeyerek ben bunu 10 ay sonra tüm parayı vermiş oluyorum. Yani taksit birazcık ödememizi uzatan işlem süreci oluyor. Burada 250 TL buzdolabına peşin para veriyorsam 250'yi yazıyorum. Bu para bir verilmiş. Buzdolabının parasının 250 lirasını verdim. Geri kalan parayı da taksitle yapıyorsam peşin parayı önce verdik. Peşin artı bir de taksite verdiğim para, taksitle toplam kaç para veriyorsam bunları topladığımda buzdolabına ödediğim para çıkacak. 12 taksitle 300 lira olarak ödeyecekmiş. 12 taksitle 300 lira olarak ödeyecekse 12 ile 300'ü çarpmam lazım. Öncelikli işlem burası olduğu için parantez içine aldım. Almasam da zaten çarpma işlemi öncelikli olacağı için önce çarpmayı sonra 250 eklemeyi yapmamız lazım. Hemen 12 ile 300'ü çarpalım. Burada sıfırları görmeyeyim. 12 kere 3 çarpayım. 36 gelsin. Şimdi o sıfırları ekliyorum. Çarpmada sondaki sıfırları bu şekilde yapabilirsiniz. 250 de peşin paraydı. Bunları da toplayalım. 3600. 250 daha. Topladığım vakit sıfırlar geldi. 5 geldi. 6, 2 daha 8. 3 var. Cevap 3850 TL olacak. Yani peşin para ve taksitle verdiğim paraların toplamı buzdolabının kaç liraya alındığını gösteriyor. Bunu bulurken peşin parayı en son eklemeyi unutmuyorsunuz. Yani önce taksitle olan parayı bulmamız lazım. Bunu yazıp parantezsiz soruda 250 ile 12'yi toplasaydım sonra 300'e çarpsaydım sonuç farklı çıkacaktı. O yüzden işlem önceliği burada önemli. Bir çiftlikte 18 civciv 12 koyun vardır. Buna göre civciv ve koyunların ayak sayılarının toplamını veren işlemi bulunuz. Evet, bu soruda civcivin kaç ayağı var? Koyunun kaç ayağı var? Civcivin 2 ayağı var. Biliyorsunuz ayak yürüdüğümüz uzuvlar. Civcivler 2 ayağıyla yürüyor. Koyunlar da 4 ayağıyla yürüyor. Yani 4 ayaklı. Bazen kanatları ayak olarak sayabilen öğrencilerimiz de çıkabiliyor. Onlara dikkat edelim. Civcivin 2 ayağı varsa 18 ile 2'yi çarparım. 36 gelir. 12 ile 4'ü çarparım. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. Sonra 36 ile 48'e topluyorum. Cevap gelecek. Hemen onu da yanında toplayalım. 48 ile 36 toplam ayak sayısını veriyor. 8 6 daha 14. Elde var 1. 4 3 7 bir de elde var 8. 84 ayak vardır. Evet, hemen test sorularımıza bakalım. Bir kutuda 13 deste ve 10 düzine kalem vardır. Kalemlerin tanesi 2 TL olduğuna göre tüm kalemlerin satıldığında elde edilecek parayı veren işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Durduk. Deste neydi? Hatırlıyoruz hemen. Düzine neydi? Hatırlıyoruz hemen. Ona göre problemi çözeceğiz. Deste 10 adet demek. Aldığımız üründen 1 deste alıyorsam 10 tane. 2 deste alıyorsam 20 tane. Düzine ise 12 adet demek. Bunları biliyor olmamız lazım. Bunları unutmayalım. Defterinize not da alabilirsiniz bunu. Kalemlerin tanesi 2 TL olduğuna göre tüm kalemlerin satıldığında elde edilecek para diyor. 13 deste demek 13 tane 10 demek. Çünkü bir destenin 10 olduğunu biliyorum. 13 tane 10 nerede var? Burada var. Burada var. Başka 13 tane 10 yok. 10 düzine de 10 çarpı 12 demek. 10 çarpı 12 burada var. Burada da var. Sonra biz burada toplam kalem sayısını bulacağımıza göre önce toplayacağım. Sonra 2 ile çarpacağım. Şimdi B ve C'de ikisi de aynıymış gibi gözükebilir. Ama önce toplayıp sonra çarpmam için çarpma, biliyorsunuz, çarpma toplamaya göre öncelikli işlem. Yani çarpma bölme bitmeden toplama yapılmıyordu. Alt satırda verilen, yani C şıkkına bakarsam buradaki çarpma şurası bitmeden 13 çarpı 10 ile toplayamam. Ama biz öncelikle toplayıp sonra 2 ile çarpmak istiyoruz. O yüzden cevap B şıkkı olacak. Çünkü burada parantez var. Parantez varsa önce toplama yapılır.
Toplamada çıkan sonuca göre sonra 2 ile çarpıyorum. Parantezin dışında çarpı 2 olduğu için. Dikkat edeceğiz. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya. Bir okulda 12 sınıf, her sınıfta 13 sıra var. Öğrenciler sıralara ikişer oturduğunda hiç boş sıra kalmadığına göre, yani herkes oturduğuna göre, okuldaki öğrenci sayısını veren işlem aşağıdaki hangisidir? Evet, şimdi burada adım adım gideceğiz. Bir okulda 12 sınıf varmış. Her bir sınıfta 13 sıra varsa ben 12 ile 13'ü çarparım. Toplam sıra sayısını bulurum. Daha sonra her sırada da 2 kişi hiç boş kalmayacak şekilde oturuyorsa herkes oturuyor. Tüm sıralarımız doğru. Bu sıra sayısıydı da şöyle gösterelim. Sıra sayısı. Her sıraya 2 kişi oturuyorsa şöyle düşünün. 10 sıra olsa 20 kişi oturur. 2 sıra olsa 4 kişi. 4 sıra olsa 8 kişiye 2 ile çarpıyorum. O zaman çarpı 2 diyorum. Bu da toplam öğrenci sayısını veriyor. Yan tarafa baktık. Hangi şıkta var? 12 çarpı 13 çarpı 2. Bir tane şıkkımız da var. C şıkkında doğru cevap C. Bir çiftlikte 18 tavuk, 7 tane inek var. Sonra buna göre bu tavukların ayak sayılarının ineklerin ayak sayılarından kaç fazla olduğunu gösteren işlem hangisidir? Şimdi tavuk ayak sayısı inek ayak sayısından kaç fazla diyorsa tavukların ayak sayısı eksi ineklerin ayak sayısı yapmam lazım. İneklerin ayak sayısı. Bunu bulurken tavukların ayak sayısı tavuğun kaç ayağı var? 2. İneğin kaç ayağı var? 4. 18 tane tavuk demek 18 çarpı 2 demek. İneklerin ayağı da 4 taneydi. 7 tane de ineğin varsa 7 çarpı 4 de inek sayısı. Burada ben bunları çıkartacaksam 18 çarpı 2 eksi 7 çarpı 4'ü bulmam lazım. D şıkkında o da. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Dikkat ettiyseniz burada şıkta bize süreci soruyorsa hiç işlemleri yapmamıza bile gerek kalmıyor. Ama işlemleri yapacağımız takdirde de çarpma bölme bitmeden toplama çıkartmaya geçmeyeceğimizi unutmuyoruz. Ona göre şıklardaki tuzaklara dikkat edelim. Böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Derslerimizden düzenli olarak haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederek destekleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.